özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu cümleleri özel sektöre geçiş yapan kamu çalışanı uzman doktorlar hakkında söyledi. Erdoğan'ın bahsettiği göç eden doktorlar, sağlık çalışanlarının ve öğrencilerinin uzun süredir en büyük gündemi. 2022 yılının Ocak ve Şubat ayında toplam 354 doktor yurt dışına göç etti. 2019'dan bu yana bu sayı toplamda 3.383 kişiye ulaştı. Tıp öğrencileri de TUS'a hazırlanmak yerine yurt dışında doktorluk yapabilmek için dil okullarına kaydoluyorlar. Erdoğan aynı konuşmada sağlık sektörünü kastederek "Buralar boş kalmaz, merak etmeyin." dedi. Ama rakamlar farklı bir tablo gösteriyor. Türkiye uzman doktorlarını giderek kaybediyor. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut'a şu soruyu sorduk. Buralar boş kalır mı? Türkiye'deki tıp eğitimi dünyanın geri kalan ülkelerine kıyasla iyi durumda. Dünyada medikal bilimler eğitimleri veren ülkeler arasında kalitesi en iyi olan ülkelerden biri. Ama doktor olmak zor bir yolculuk. İleride tıp fakültesine girmek isteyen çoğu öğrenci, akranlarının sosyalleşmekle geçirdiği zamanı ders çalışarak geçiriyor. Çünkü hekimlik mesleği bir idealizm mesleğidir. Daha fakülteye başladıklarında bu idealizmle gelirler ve 6 yıllık eğitimleri sonucunda ettikleri yemin de mezuniyet yemin töreninde yaptıkları yemin de onlar için çok kıymetli. 6 senelik zorlu bir eğitimden sonra da her şey aslında yeni başlıyor. Staj süreci, mecburi hizmet, tıpta uzmanlık sınavı. Mezun olan doktorlar için bu zorlu yolculuk bitmiyor. Yeni mezun doktorun bir hastanede ilk karşılaştığı şey suistimal edilen usta-çırak ilişkisi oluyor aslında. Bu doktorları hastane yönetimi ve kıdemli doktorlar çok uzun saatler çalıştırabiliyorlar. Kariyerlerinin ilerlemesi daha kıdemli olan doktorların ve hastane yönetiminin onayına bağlı. Mecburi görevlerini yapan veya sonrasında kamuda çalışmaya devam edenler kaçamayacakları bu sistemin içinde çalışmaya devam etmek zorunda. Tüm bu sistemin en ağır sonucu da uzun süren nöbet saatleri. Nöbetler bile hiyerarşik düzene göre tutuluyor ve aslında bu yönetmeliğe aykırı. Mesela uzmanlık öğrencilerinin 3 günde birden fazla nöbet tutmamaları gerekiyor ve nöbet tuttuktan sonraki günde mesai yapmamaları gerekiyor. Doktorların maruz kaldığı tek şey mobbing değil. Doktorlar sürekli hastalar ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalıyorlar. Şahıslardan bir tanesi benim burnuma ve çeşitli yerlerime darbede bulunarak burnumun kırılmasına sebep oldu. 2020 yılının son 6 ayında 117 şiddet olayı yaşanmıştı. Sadece 2022'nin Ocak ayında bu sayı şimdiden 57'ye ulaşmış durumda. Bingöl'de olsun, Şırnak'ta olsun, Ankara'da olsun hekimlere şiddet uygulandı. Günlük ortalama 30 kadar sözel şiddet, ki bu beyaz koda yansıyanlar yani resmi rakamlarla ortaya çıkabilenler, ama bunun dışında bize yansımayan şiddet olguları da vardır. Yani ana akım ve yerel medya ajanslarına ulaşmayan vakalar olduğunu da varsayarsak bu sayılar aslında daha yüksek. Almanya'da bir uzman doktor ayda ortalama 13.250 dolar kazanıyor. İngiltere 12.500 dolar. Türkiye'yi arıyor gözleriniz değil mi? Son 10 yılda Türkiye ekonomisinde çok şey değişti. Türk lirasının alım gücü radikal bir şekilde düştü. Ama doktorların aldığı maaş buna adapte olmadı. Bu 2012 yılında en düşük kıdemli pratisyen doktorun maaş borcusu. Aylık ortalama 4.000-4.500 lira civarında. 2021 Ekim ayında ise aynı kıdemdeki bir doktorun maaşı 8.000 lira. Euro bazında karşılaştırdığımızda 1.850 euro olan maaş 2021 yılında 770 euroya gerilemiş. Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı Türkiye'deki hekimlerin greviyle başladı. Doktorların talepte bulunduğu konuların başında öncelikle şiddet geliyor. Sonrasında çalışma şartlarıyla beraber ücretlerinin iyileştirilmesi konusu var. Aynı gün Erdoğan yaptığı açıklamalarda sağlık çalışanlarının maaşlarına iyileştirilme getireceğini açıkladı. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Ama bu açıklama nereye gidiyorlarsa gitsinler açıklamasından sadece birkaç gün sonra yapıldığı için bu haber coşkuyla karşılanmadı. Türkiye doktorlar için geleceğin belirsiz olduğu, çalışma saatleri içerisinde sürekli şiddet tehlikesi altında yaşadıkları ve artık mutlu olma inançlarının kalmadığı bir yere dönüştü. Kamuda çalışan doktorlar özel sektöre geçiyor. Fakat Türkiye için daha büyük bir tehdit var. Giderek artan yurt dışına göç eden doktor sayısı. Geçtiğimiz yıl 1405 kişi gitmişti. Aylık ortalaması 110 gibiydi.
yani 2022'nin Ocak ve Şubat ayında girişler rekor kırdı. Bu da günlük ortalama olarak başvuruların en az %50 kadar da arttığını gösteriyor. Eğer bu hızla giderse 2022 yılında 2500 kadar hekim, tıp doktoru ülkeyi terk etmiş olacak. Bu vahim bir tablo, gelecek açısından sağlığımızı kötü etkileyecek bir tablo. Türkiye'den göç eden doktorların en çok yerleştiği ülkelerden biri Almanya. Her iki taraf için de ortada güzel bir kesişim alanı var. Türkiye'de çalışan doktorlar Almanya'da daha rahat koşullarda çalışacaklarını biliyorlar. Almanya'da Türk doktorlarının iyi bir eğitimden geçtiğinin farkında. Bu yüzden son iki senede Türk doktorlarının ülkeye geliş koşullarını iyice kolaylaştırdı. Hem gençlerden hem uzmanlardan hem asistanlardan çok ciddi manada talep var. Cemal Altuntaş, Türkiye'den Almanya'ya göç eden doktorların geçiş süreçlerini kolaylaştırmak için YouTube ve Instagram'da içerik üretiyor. 10 yıllık kardiyoloji uzmanı, işte 15 yıllık beyin cerrahi uzmanı. Bir şaşırıyorum yani. Yani bu kadar, bu kıvama gelmiş birisinin Türkiye'de ne şartlarda olursa olsun çok güzel bir hayatı olması gerekir. Biz böyle öğrendik yani tıp fakültesinde. Yani işte çalışacaksın. Beyin cerrahı olacaksın, çalışacaksın, bir uzman olacaksın ve ondan sonra hayatın tadını çıkarmaya başlayacaksın. Günümüzde uzmanların bile gitmek istediği bir Türkiye'de öğrenciler şimdiden tabii ki gelecek kaygısıyla Almanca kurslarını doldurmuş durumdalar yani. Türkiye'nin uzman doktorlarını bu kadar hızlı bir şekilde kaybediyor olmasının sonuçları olacak. Çünkü sağlığın niteliği şöyle bozuluyor. Giden insanlar daha ziyade yabancı dil bilen ve daha yetkin, daha donanımlı gençler. Bu bize şunu gösteriyor. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra Türkiye iyi hekimsiz kalacak. Bunu söyleyeyim. Artık zor branşlar tercih edilmiyor hekimler tarafından TUS'ta. Beyin cerrahi gibi, kap damar cerrahi gibi. Ve bunun etkileri görülmeye başladı bile. Şimdiden Türkiye'nin farklı şehirlerinde, devlet hastanelerinde bazı branşlarda randevu alınamamaya başlandı. Ve uzman doktorlar ülkeyi bu kadar hızlı bir şekilde terk ettiğinde, Erdoğan'ın ima ettiğinin aksine yerleri o kadar da kolay doldurulamıyor. Doktorlara bedenimizi ve sağlığımızı emanet ediyor olmamızın nedeni, kendilerinden önceki nitelikli insanlardan eğitim alarak yetiştiklerini biliyor olmamız. Bir ülke uzman doktorlarının çok büyük bir kısmını kaybettiği zaman, aynı zamanda sonraki nesilleri yetiştirecek eğitmenlerini de kaybetmiş oluyor. AK Parti hükümeti iktidarlarının ilk yıllarından bu yana en önem verdikleri konulardan birinin sağlık sektörü olduğunu sürekli vurguluyor. Bu konuda Erdoğan'ın da son konuşmasında kullandığı en güçlü argümanları inşa ettikleri büyük hastaneler. Ama Türkiye'nin tamamını dünyanın en büyük hastane inşaatlarıyla da doldursanız, içlerinde insanları iyileştirebilecek uzman doktorlar olmadığı sürece bu inşaatlar çok büyük beton yığınlarından ibaret kalacaklar.